boğazı korumak dedi. Ben bunu son 25-26 gündür şunu çok gördüm hocam. Sürekli aynı muhabbet döndü. Yani insanlar bir alkol içmeyi, bir hap içmeyi veya işte bazı kişiler vardı işte bir dövme yaptırmayı. Yani böyle ahlakı bozan veya İslam'da olmayan şeyleri bir marifetmiş gibi bir böyle sanki ben bunu yapıyorum bir adamım ben. Ben bir delikanlıyım edasıyla söylemesi. Aslında bunu yaptığın zaman senin kafan yerinde değil. Bir yanlış yapıyorsun. Bunu yapmanı ne ailen ister, ne annen ister, ne babamın ister, ne çevren ister. Ama onu orada bir anlatıyor ki şimdi biz bir çıkacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, şunu içeceğiz, bunu içeceğiz. Yani hocam bu insanların artık böyle kötü şeyleri yapmasını, bir marifet sanmasının sebebi nedir hocam? Şimdi Orhan hocam, şimdi Orhan hoca da güzel toparladı olayı öz olarak. Şimdi edep, normal şartlarda edep meselesi çok göreceli, çok geniş bir kavram. Aynı mesela diyorum, burada idarecilik konuşuyoruz. Farz edelim. İdarecilik nasıl ki hayatın her alanında, işte evinde idarecilik, işinde idarecilik, arkadaşına karşı, ondan sonra bulunmuş olduğun yere karşı, kendine karşı, herkesin nasıl şeyi varsa, bölüm bölüm kısımları varsa, işte edep meselesi de kime göre, neye göre şeklinde ayrılabilir. Herkes edepli. Edepsiz kimse yok aslına bakarsan. Ama kime göre edepli, neye göre edepli meselesi var. Şimdi edepten anlaşılan mesele var. Ondan sonra bir de işin özünde hayatın her alanında olan edep var. Rabbimize karşı olan edebimiz var. Peygamberimize karşı olan edebimiz var. Ailemize karşı takılmamız gereken edebimiz ayrı. Bizim kendimize karşı takılmamız gereken edebimiz kendimiz. Adamın kendi edebi olur mu? Olur tabii ki, konuşursak hepsini açacağız. Ondan sonra arkadaşlarına karşı edebin, komşuna karşı edebin. Ondan sonra işte otobüsteki edebin, yemek konusundaki edebin, ahlakın. Yani bu hayatın olmuş olduğu, insanın olmuş olduğu nefes alanın her yerde bir edep dengesi mutlaka olmalı ve var. Ha, bunu kim ne kadar nasıl kullanıyor meselesi. Şimdi çok özür diliyorum. Adam çok yanlış bir ortamda, yanlış bir mecrada, yanlış bir işle meşgul. Arkadaşlar da öyle. Adam mesela hırsızlık yapıyor. Bulunduğu yerdeki kişiler de aynı şekilde. Ona mesela bir çalmış olduğu bir şeyi getirirken belli bir rejonda, belli bir edepte ona göre getiriyor. Veyahut da aslında yapmış olduğu iş külliyen yasak, külliyen haram. Ama hepsi o işte meşgul olduğu için kendi aralarından onun neyi var? Bir dengesi var. Onlar racandır. İşin aslında o işin neydir? Kural diyana edebidir, ahlakıdır. Ona sorsan diyor ki, bu çocuk diyor, 10 numara bir çocuk. 10 numara bir adam. Lan bu adam milletin malını gasp eden bir adam, haksız yere milleti işte gasp edip malını çalıp şunu şunu yapan, toplumdan normal aslında hiç şeyi olmayan, bir karşılığı olmayan, kötü diye addedilen, bunlar toplansın diye addedilen bir kişi. Ama o mecrada ne? Arkadaşını nasıl tanıtıyor? Çok güzel bir çocuk. 10 numara bir çocuk. Kime göre 10 numara bir çocuk? Kime göre 10 numara? Kime göre iyi? Kime göre edepli? Çok edepli bir çocuktu. Niye? Bana diyor çok saygılı. Ya bu bütün milletin kanını emiyor tabiri caizse. Herkesi ifsad ediyor. Ama orada ne var? Kendi bulunmuş olduğu mecrada. Yani diyeceğim o ki herkesin kendine göre neyi var? Bir edep anlayışı var. Ahlak anlayışı var. O yüzden biz herkesin her mecrada, her ortamda bulunan edep işini ele almaya kalkarsak biz edepsiz kimseyi ne yapamayız? Bulamayız. Edebi de tartışamayız, ahlakı da tartışamayız. Çünkü herkes kendine göre ahlaklı, herkes kendine göre taşımış olduğu bir şey var. Bir edep var. Yani bu herkesin kendi doğruları var gibi kadar spesifik bir şey. Şimdi biz bu olayı o zaman nasıl ele alacağız? Edebi neye göre dengeleyeceğiz? Neye göre masaya yatıracağız? Neye göre ulaşmamız gereken bir edep diye hedef koyup onun üzerine ne yapacağız? Ona ulaşmak için basamakları çıkmaya başlayacağız. Onunla konuları açacağız. O zaman biz ne yapmamız lazım? Bizi yaratan
bize bütün benliğimizi, bilgimizi, ruhumuzu, canımızı, bütün envanterliğimizi bize yükleyen Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize koymuş olduğu kanunlar, koymuş olduğu çizgiler çerçevesinde bizden istenen ahlak, bizden beklenen edep, insan ifadesinin karşılığındaki biz eşittirimizi bulmak için o zaman ne yapacağız? Ortaya bir örnek koyacağız. Şimdi biz o örneğin neresindeyiz diye kendimizi masaya yatıracağız. Ondan sonra başlayacağız. Evet, adab-ı muaşeret kurallarında işte insanlarla, benim çocuğumla alakalı olan edebim neredeyim? Eşimle alakalı olan edep konusunda durumum ne? Arkadaşlarımla alakalı olan edep konusu durumum ne diye ne yapabilelim? Bir kıstas yapıp kendimize işte 1 ile 10 arasında bir rakam belirleyip bir yüzdelik ne yapabilelim kendimize? Biçebilelim. Yoksa diğer türlü yani insanları herkesi yani sokaktan kimi çevirir sen edepsiz bir adamsın diye kavga çıkar. Diyemezsin kimse edepsiz. Yani ama bakıyorsun adamın hayatının edep namına bir şey yok aslında ama bana göre yok. Veya benim kafamdaki edep anlayışı yok onda. O yüzden biz bir kere ne yapmamız lazım? Edebin menbaı olan Rabbimizin bize koymuş olduğu o kuralı, o örneği ne yapmamız lazım? Ele almamız lazım. Nedir o örnek? Rabbimiz diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için en güzel örnekler vardır. Onları ne yapın? Üzerinize alın. Ha birebirini alamasam onda dokuzunu, onda bir dokuzunu alırım. Alamadım onda sekizi, onda yedi ama mutlaka hedefim o olacağını bilirim. Bir Müslüman olarak bir kere yapmamız lazım. Kendimize bir kıstas belirlememiz lazım. Yoksa herkesi kendimize bıraktığımız zaman bu şeye benziyor. Yani 70 milyon 7 milyar insan var. Herkes bence böyle demeye kalktığı zaman 7 milyar tane ne çıkıyor? Ahlak. Anlayış çıkıyor, din çıkıyor piyasaya. 7 milyar tane ahlak çıkıyor. 7 milyar tane küsür edep çıkıyor. Yani hiçbir yerde bizim yol alma şansımız olmaz. O yüzden biz bir Müslüman olarak bir kere belli kişileri, kesimleri veyahut da şimdi onlara konumuz gelecek. Bizim toplumumuzda en erozyona uğrayan mesele bugün biz yani şu an açık oturum programlarında olsun, TV kanallarındaki akşam tartışma programlarında olsun bana sorarsanız ne siyaset ne ekonomi. Bizim en büyük derdimiz bugün 7-24 konuşmamız gereken konu ne diye sorarsanız ahlaki erozyon, edep yoksunluğu, edep fukarasıyız biz ülke olarak, toplum olarak, Müslümanlar olarak. Biz şu anda yani bir fakir var. Fakir kime deniyor? Günlük ihtiyacını doyacak kadar imkanı olan kişiye fakir deniyor. Miskin var. Miskin bir maddi bir manevi manası var normalde. Bir zahire batın ama zahire olan miskin o günü de geçirecek kadar yemeği olmayan kişi. Tam bitmiş yani. Biz şu an edebi noktada bu durumdayız maalesef. Yani her şeyimizden önce şu anda biz edep noktasında, eğitim noktasında ahlaki yozlaşma zirve yapmış durumda. Ahlaki erozyon. Yani biz şu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı olan edep konusu neredeyiz diye kıssas yapacak şeyde bile değiliz. Durumda bile değiliz. Çünkü şu anda pansumanlık durumundayız, ameliyatlık durumundayız edep konusunda. Ya dün bizim ülkemizde biz bir başörtülü, bakın bir başörtülü bacımızın başörtüsünü çektikleri için bir Fransız askeri, bir gavur askeri bir tanesi başörtüsünü çektiği için Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış olan bir milletin evlatlarıyız. Başörtüsünün ucunu açtığı için, vücudundan bahsetmiyorum. Başörtüsünü kaldırdığı için savaş başlatan bir milletin evlatlarıyız biz. Ama sanki aradan 100.000 yıllar geçmiş. Sanki 3.000-4.000 yıl geçmiş. Tarihin en eski şeyden değil, yakın tarihten bahsediyorum. Bugün o saçının ucunu göstermeyen, göstermekten imtina eden annelerimizin, anneannelerimizin, babaannemizin veyahut da büyüklerin neyse evde işte anneannemi görüyorsunuz şu anda. Lan kadın ev halinde
Yani üstünde bir şey var mı yok mu şey değil. Veyahut da hanımını adam alıyor telefonla işte bak bu bizim hanım bak bugün şu yemeği yapmış kızım şunu yap. Yani camın önüne gelse bak camın önüne birisi. Yani çok özür bu misal değil mi ameliyatlık durumdayız yoksa bunlar konuşulacak şeyler değil. Adam evin önünden camın evin dışından camın içini izlese adamı vurursun ya. Sen hayırdır dersin ya benim sen söyle. Ailem var benim namusum var sen ne yapıyorsun diye kavga çıkartırsın. Ama o camın önünden değil komple perdeye kalksa adam böyle izlese göremeyeceği şeyler sen ne yapıyorsun bugün? Telefonlardan şuradan buradan bir de bunu böbürlene böbürlene. Yayla yayla. Yani bu nedir bu? İşte bak değil ahlak her tarafta ahlak. Her konuda ahlak. Ailevi konuda sen edebi noktada ahlaki noktada sen edep diye bir şey ne yapmışsın kardeşim? Kaybetmişsin sen. Sen bugün ahlaki noktada namus boyutundaki edebini sen kaybettiysen senin bu aile üzerine bir yaptırımın kalmamış. Söz tesirin kalmamış. Senin şimdi sözün tesiri olmayan bir ailede sen reis diye geçineceksin. Yarın bir yaptırımın yok. Hareketin yok. Ondan sonra yani olayın neresinden tutarsak dedim ya şimdi öyle bir konu ki bu edep yoksunluğu konusu, edep fukaralığı konusu. Yani bizim dedim ya hani ekonomi bir tarafa, siyasi dalgalanma bir tarafa her şeyden önce konuşmamız gereken konu aslında bu konu. Bu konu bambaşka bir mevzu yani çok su götürür. Şimdi biz sanatçılar meselesinden konu açıldı biraz önce. Yani bizim daha önce birisi bize söyleseydi ki böyle bir adam çıkacak. Böyle bakın binler demiyorum bir. Böyle bir birisi çıkacak. Bizim çocuklarımıza, ailemize, hanımımıza işte 24 saat olmayacak hareketler, olmayacak teşhirler, olmayacak ifadeler. Ondan sonra senin normalde senin bile bakmaya imtina etmediğin, senin bile baktığın zaman yüzünü çevireceğin, kalbinin bulacağı görüntüleri senin karına, kızına, hanımına, çoluğuna, çocuğuna hep beraber ailece izleyeceksiniz. Bir de üstüne kahkaha atıp yorum yapacaksınız. Allah muhafaza. Hatta onu tekrarlamaya kalkacaksın deseydik bundan 15 sene önce birisi bize. Ya ne diyorsun lan sen? Ya ne konuş? Bunu ne içirdin buna? Ya? Sen ne anlatıyorsun sen ya? Derlerdi. Derdik. Bugün bir kişi değil. Binler, on binler, yüz binler maalesef bu durumda. Adam 60 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş. Tutmuş TikTok'ta yani çok özür dilerim maymunluk yapma peşinde. Lan senin torun tombalak yaşında torunların olacak yaşındasın. Boyun kadar torunların var. Çocuk demiyorum torunların var. Senin her şeyin bir yaşının kemali var. Bir artık bir vakarın var. Bir yaşının bir edebi var senin ya. Hayatın edebini geçtim. Senin yaşının bir edebi var. Güzel kardeşim, güzel abicim, amcacım, teyzeciğim. Yani böyle o, ya yok böyle bir şey. O kadar normal, o kadar normal böyle. Yani bu senin ya ailenden gördün mü sen bunu? Yok. Dinin ne var mı? Yok. Peygamberin ne var mı? Yok. Geçmişin ne var mı? Yok. Yani nasıl oldu da bu iş bir anda bu kadar böyle şey oldu sen söyle. Ya bir anda bir adam bu kadar sirayet eder mi bir şey? Bunun da karşılığı biraz önce Orhan Hocam söyledi. Bir görsel olarak bu işin neyi? Kendinden emin vaziyette bakın Efendimiz diyor ki es-sihru kelamun kelamda sihir var. Sen kendinin emin vaziyette bak yarım ağız demiyorum. Ne yaptığını ne dediğini bildiğin bir halde bir adama bir şey net bir şekilde konuştuğun zaman mutlaka Efendimiz bu o adama ne yapacak diyor karşıya geçecek. Mutlaka geçecek bu. Tesir diyor kelamda ne var? Sihir var tesir var. Ama bu hangi zaman tesir var? Kendinden eminsin. Ne yaptığını biliyorsun. Amacını biliyorsun. Hak batıl demiyor bakın. Doğru yanlış değil. Ne yaptığını bilerek, isteyerek, severek söylediğin şey karşıya mutlaka ne yapacak? Geçecek. Bu adam çıkıyor küfrünü, edep demiyorum, edebin e'si yok. Edepsizlik diyecek kelime yok yani. Edepsizliğin, ahlaksızlığın nirvanasını öyle bir çıkıyor ki sanki hayatın olması gereken tarzı bu, şekli bu, anlamı bu. Zaten böyle olması lazım. Yapmayanlar utanıyor. Siz niye böyle değilsiniz der gibi. Öyle bir içten gelerek sunuyor ki sen de sonra galiba biz yanlış yapıyoruz ya. Baksana bu kadar rahatlık olur mu? Yani biz doğru bildiğimizi savunmadığımız müddetçe kardeşim adam diyor ki hocam çocuklara sözümüz geçmiyor.
Senin çocuğuna sözün geçmiyor söz diye bir şey yok. Sen ağzın diyor ki oğlum yapmayın böyle. Ama kalbin zevk alıyor senin zevk. İçin yok demiyor. İçin yanmıyor. İçin yanmadığı için söylediğin söz kalbinle bir olmadığı için vücudun oturmadığı için senin sözünün karşıdaki çocuğa gence geçme şansı yok. Olmayınca da hocam dinlemiyorlar bizi bildiğin gibi değil anlatıyoruz ediyoruz sen bir dua etsene. Lan ben niye dua edeceğim ben ya? Dua etmek lazım tabii ki. Yani senden görecek hocam bizi din. Sen zevk alıyorsun bu işe nasıl dinlesin seni? Sen içten içe bayılıyorsun. Allah muhafaza. Bakın Hoca Efendimizin her zaman sözüdür. Sen sokakta görmüş olduğun bu genç kızların bu haline şu kalbin yanmıyorsa, ağlamıyorsa, için erimiyorsa imanını kontrol et. Sen bırak imanını kontrol etmeyi, şey, içine ağlamayı. Bir zevk alıyorsan zaten biz yanmışız. Sen aynı konu. Hocam bizi dinlemiyor. Yok böyle bir şey. İki şeyden dinlemez. Bakın bunu söyleyeyim. Hocam çok özür dilerim. Konuyu uzattım. İki şeyden dinlemez evlat adamı. Veya sözün karşı tarafı iki şey yüzünden geçmez. Bir, anlattığımız konu, sen bir kere konuya ne yapmıyorsun? Kendine inanmıyorsun. Kendine inanmıyorsun ki, içten, için yanmıyor ki, ağzın söylüyor ama için, o biraz daha yapsa ya, diyorsun. Senin sözün karşı tarafa geçme şansı yok. İkincisi, Allah sana diyor ki, kulum, ben sana Rabbim, Rabbimsin ya, sana diyor, emrediyorum. Seni huzurumda görmek istiyorum, karşımda görmek istiyorum. Namaz emrediyorum sana. Diyor. Senin için yapmak lazım ya. Yapmıyorsun. Gel Allah diyor ki ne? Benim sözümün sende neyi yok? Tesir yok ha. Ha öyle mi? Yok ya. Öyle olmaz. Nasıl olur? Senin ben sözünün de bedeninin de tesirini ne yapıyorum? Soyup alıyorum. Madem ki benim sözüm sana geçmiyor. Bak bakalım şimdi senin bu saatten sonra sözün karına geçiyor mu, çocuğuna geçiyor mu, işçine geçiyor mu, ailene geçiyor mu? Hadi bakalım. Hadi odri meydan. Ondan sonra hocam ben sözümü dinletemiyorum, ben anlatamıyorum, ben şöyle yapıyorum. Ağlıyorum. Ağlama kardeşim. Hareket yap, için yansın. Yani dedim ya hocam neresinden başlar her konunun kendine göre bir açılımı var. Şimdi konuyu da çok uzattım. Hocam hakkınızı helal edin. Estağfurullah. O yüzden bu konu derler büyükler bu hamur çok su götürür yani çok uzar. O yüzden ben şimdi konuyu çok daha fazla dağıtmayayım. Sıramı yine Orhan hocama teslim etmiş olayım inşallah hocam.